Değerli arkadaşlar ve sevgili öğrenciler, sizlerle bir video dersinde beraberiz. Konumuz maddenin 4 hali, kat hali, sıvı hali, gaz hali ve plazma hali arkadaşlar. Ben hemen zaman kaybetmeden ne yapmak istiyorum? Konuya girmek istiyorum. Kat hali arkadaşlar, tancikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Yani bu ne demektir? Maddenin en üzerinde hali olduğunu bize anlatır arkadaşlar. Birim hacim kütlesi en fazladır. Bu ne demek? Yine maddenin yoğunluğu en fazla halidir arkadaşlar. Bunun küçük bir istisnası vardır. Ben size onu göstereceğim grafik çizerek arkadaşlar. Biliyorsunuz suyun özel durumu var. Suyun özel durumunu ben size tahtada göstereceğim. Maddenin birim hacim kütlesi en fazladır. Bir istisna haricinde arkadaşlar. Maddenin en düzenli halidir. Çünkü katı halde maddelerin hareketi en az olduğu için maddenin en düzenli halidir diyebiliriz. Tanjikte titreşim hareketi yapar. Yani örnek vermek istiyorum. Örneğin O2 molekülündeki arkadaşlar, oksijen atomları arasında hafif bir ne vardır? Estetik varyaklık vardır. Bu bağ elektronları arkadaşlar hareketli olduğu için iki atom çok da az olsa birbirlerine doğru bağ elektronu çekme kuvvetinden dolayı hareket halindedirler. Biz bu harekete yani itme çekme kuvvetlerine ne diyoruz arkadaşlar? Bir de böyle gösterebiliriz. İtme çekme kuvvetlerine atomların titreşmesi diyoruz. Yıllardan beri duyuyoruz titreşim nedir? İşte titreşim arkadaşlar, atomların arasındaki bağ elektronlarının kaynaklanan itme ve çekme kuvvetlerinden dolayı atomlar küçük az olsa birbirlerine hafifçe yaklaşıp uzaklaşabilirler. Bu harekete biz ne diyoruz? Titreşim hareketi diyoruz arkadaşlar. Yazalım, titreşim hareketi diyebiliriz. Hareketi. Evet, devam ediyoruz. Belirli şekil ve hacimleri vardır. Örneğin arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz bir kalem. Bu kalemin belli bir şekli var. Bu kalemin içinde su bulunan bir mezure bıraktığımız zaman mezurede belli bir hacim diye okuyabiliriz. Yani her türlü katının hem belli şekli hem de belli bir hacmi vardır. Mezur beher gibi hacim ölçen madde şeyler, kaplarla ne yapabiliriz? Katıların hacimlerini ölçebiliriz arkadaşlar. Katıların hacimleri nasıl ölçüyoruz? Hatırlayalım kimya derslerimizi. İçerisinde belli miktarda su bulunan derecelendirilmiş silindir şeklindeki cam kaplara katı maddeler bıraktığımız zaman sıvı seviyesi veya su seviyesi yükselir arkadaşlar. Bu yükselmeden meydana gelen hacim değişiminden katıların hacmini ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Ben şimdi basit bir örnek yapmak istiyorum arkadaşlar. 50 santimetre küp arkadaşlar su olsun. Ben buraya belirli bir hacim olan örneğin x maddesi atayım arkadaşlar. X maddesini, katı X maddesini attım. Ve şöyle bir şey gözlemledim diyelim arkadaşlar. Katı X maddesi dibe çöktü. Burada su var. Şimdi yeni hacmimiz 70 santimetre küp olsun. Başlangıçta 50 santimetre küp su olduğu için arkadaşlar ve su artı ve katı madde diyorum arkadaşlar. Eşittir 70 diyorum. Bakın burada başlangıçtaki su hacmim ve su 50 olduğu için artı V katı eşittir 70'ten hissediyorum. Buradan V katı 20 santimetre küp çıkar. Yani biz katıların hacimlerini ne yapabiliriz? Derecelendirilmiş silindir kaplarla ölçebiliriz. Şekilde gösterdiğim gibi arkadaşlar. Bakın bunu somutlaştırdım ki anlayın diye. Peki katıların hacimlerini hangi kaplarda ölçüyoruz? Bir daha söylüyorum. Mezür ve derecelendirilmiş beher glass gibi cam kaplarda katıların hacimlerini ne yapabiliriz? Su yardımıyla ölçebiliriz. Ben hemen tahtamı siliyorum arkadaşlar. Bir katının hacmi nasıl ölçülüyor, ne yaptık? Beraber gözlük. Akışkan değillerdir. Katı maddeler arkadaşlar akışkan değildir. Bu en önemli özellikleridir. Sıkıştırılamazlar. Katıların üzerine basınç uygulanarak katılar daha küçük hacimli hale getirilemezler. Ancak sevgili arkadaşlar, üzerine basınç uygulanarak piezo elektrik dediğimiz olay meydana gelir. Yani bir katın elektrik iletkenliği üzerine basınç uygulanarak değiştirilebilir. Bunu burada dipnot olarak söylemek istiyorum arkadaşlar. Akışkan değillerdir. Peki burada şimdi bize düşen nedir? En önemlileri işaretlemek arkadaşlar. Maddenin en düzenli halidir. Bunu iyi bileceğiz. Tanjikler sadece titreşim hareketi yapar. Bunu iyi bileceğiz. Birim hacim kütlesi en fazladır. Suyun özel durumu hariç. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Bir de sıkıştırılamazlar. Bunu bilmemizde fayda var. Bir de maddenin enerjinin en az olduğu halidir. İsterseniz onu yazalım arkadaşlar. Enerji en azdır diyebiliriz. Enerji en azdır. Maddenin en az enerjili hali katı halidir.
en fazla enerji alır arkadaşlar? Plazma halidir. Yani soldan sağa gidildikçe plazma doğru gidildikçe arkadaşlar maddenin neyi artar arkadaşlar? Enerjisi en fazla dır yani artar diyebiliriz. Geldim sıvı hali arkadaşlar. Tanjiler arası mesafe katılara göre fazladır. Çünkü sıvılar biraz daha katılara göre arkadaşlar serbesttir. Onu şöyle bir gösterecek olursam arkadaşlar. Örneğin atomlar burada en sıkı isiflenmiş halde gösterebiliriz bir katı maddeyi. Aynı katı maddeyi arkadaşlar sıvı hale getirdiğimizde tanjitler birbirinden biraz daha uzak olduğunu görüyorsunuz. Sıkı isiflenmiş tanjitler biraz daha mesafeli. Bu katı ise arkadaşlar bu sıvıdır diyebiliriz. Bu tanjitlere de X tanejiyi veya örneğin demir katısı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yine burada F sıvılarını, demir sıvısını, erimiş demiri düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Yoğunlukları katılardan düşük, gazlardan fazladır arkadaşlar. Bu önemlidir. Ara formudur. Yani bir sıvının yoğunluğu katıdan fazla, gaz halinden daha fazladır diyebiliriz. Bir daha söylüyorum. Katıdan az, yoğunluk gazlardan biraz daha fazladır diyebiliriz. Yoğunluk katıları arkadaşlar, yoğunluk neydi? D eşittir. M bölü V idi. Kütle aynı ancak hacim değişince yoğunluk değişir arkadaşlar. Katı halden sıvı hale, gaz hale giderken V arttığı için yoğunluk ne yapar arkadaşlar? V art tarısı arkadaşlar. En sabitken aynı kütleli maddede yoğunluğumuz D, yani öz kütle ne yapar arkadaşlar? Öz kütle azalır. Bu önemli bir ÖSYM'de çok kullanılan bir kavramdır. Madde gaz hale giderken yoğunluğu daima azalır. Yalnız suyun katıdan sıvıya geçiş hali özel hal arkadaşlar. Biliyorsunuz buz su olurken yoğunluğu ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Yoğunluklar katılardan düşük, gazlardan fazladır anlatmış olduk. Katılardan düzensiz, sıvılardan düzenlidir. Bu da önemlidir arkadaşlar. Ara formdur yine. Tanjitler titreşim ve öteleme hareketi yapar. Titreşim hareketini anlatmıştım. Atomlar arasındaki bağ elektronlarının ileri geri hareketlerinden kaynaklanan, itme çekme kuvvetlerinden kaynaklanan atomların hareketiydi. Öteleme ise, öteleme arkadaşlar bir cismin veya bir maddenin bulunmuş olduğu konumdan başka bir konuma hareket etmesidir. Örneğin şöyle düşünebilirsiniz. Argon atomu düşünelim arkadaşlar gaz halde. Sol taraftan sağ tarafa doğru belli bir süre ne yapıyor? Hareket ediyor ve buraya geliyor. Dolayısıyla bu harekete biz ne diyoruz? Öteleme hareketi diyoruz. Veya demir sıvısı ve akarsuları düşünün arkadaşlar. Su tanecikleri bir yerden bir yere ne yapıyor? Hareket ediyor. Bu yer değiştirmeye biz yer değiştirme olayını arkadaşlar öteleme hareketi diyoruz. Bakın yer değiştirme hareketi neymiş? Cisimlerin veya maddelerin veya gazların veya taneciklerin bir yerden başka bir yere hareket etmesi olayına öteleme hareketi diyoruz. Öteleme hareketinde cismin konumu değişir. Konum nedir arkadaşlar? Bir cismin başlangıç noktasına göre, sıfır noktasına göre bulunduğu yere biz ne diyoruz? Bir maddenin veya bir cismin konumu diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen ben şu eklemiş olduğum yerleri silmek istiyorum arkadaşlar. Öteleme hareketinde bu şekilde ne yaptık? Anlatmış olduk. Tanjitle titreşim öteleme hareketi yapar. Anlatmış olduk. Belirli şekilleri yok. Belirli hacimleri vardır. Çünkü sıvılar arkadaşlar bulunduğu kabuğun şeklini alırlar. Yine dereceli mezür ve beher gibi ölçüm cam kaplarla sıvıların hacimleri ne yapılabilir? Ölçülebilir arkadaşlar. Zaten laboratuvar ortamlarında bu deneyleri sürekli ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Sıkıştırılamazlar. Yine hatırlayın arkadaşlar. Panama gibi veya Süveyş kanalı gibi kanallarda suyun kaldırma kuvvetinden yararlanılarak gemilerin konum atlatılması sağlanmaktadır. Veya bir yerden başka bir yere nakli sağlanmaktadır. Bu sıvıların sıkıştırılamaz olduğunun bir kanıtıdır arkadaşlar. Eğer sıkıştırılabilseydi katı hale geçerdi. Dolayısıyla suyun kaldırma kuvvetinden yararlanamazdık. Sıkıştırılamazlık özelliğinden gemilerin bir piston yardımıyla yukarı çıkartılıp başka bir ortamların nakilleri de yararlanmaktayız. Akışkandır arkadaşlar. Sıvılar bir ortamdan başka bir ortama ne yapabilirler? Eğer eğim varsa, meyil varsa hareket edebilirler. Gelelim gaz haline. Tanjitler arasındaki boşluk en fazladır arkadaşlar. Katı ve sıvılardan yoğunluklar düşüktür. Bu önemlidir arkadaşlar. Yoğunluğun en düşük halidir arkadaşlar. Bunu kırmızıyla işaret haline alıyorum. En düzensiz halidir. Yine kırmızıyla işaret haline alıyorum. Sıkıştırılıp sıvı hale geçebilirler. Gazların çok önemli bir özelliğidir. Bu yöntemle arkadaşlar
LNG ve LPG gibi sanayide çok kullanılan gaz türleri sıkıştırılıp ne yapılmaktadır? Kontrol altına alınıp depolanabilmektedir. Yani siz milyarlarca metreküp gazı sıkıştırıp 100 tonluk tankerlerde ne yapabilirsiniz? Saklayabilirsiniz. Bu çok önemli özelliklerdir arkadaşlar. Sıkıştırılıp sıvı hale geçebilirler. Tanecik titreşim dönme ve öteleme hareketi yapar arkadaşlar. Bir gaz taneci düşünelim. Örneğin argon taneci arkadaşlar. Atom yuvarlak olarak düşünün. Kendi ekseni etrafında dönerek arkadaşlar eğer başka bir ortama göç ederse bu atom titreşim dönme ve öteleme hareketi yapar. Dönme kendi ekseni etrafında dönmedir. Öteleme ise bir ortamdan başka bir ortama veya başka bir konuma yer değiştirmesidir arkadaşlar. Burada hem öteleme var. Bakın bu olaya dönme diyoruz. Yer değiştirmesi olayına da arkadaşlar öteleme hareketi diyoruz. Dönme hareketi arkadaşlar. Hareketi. Kendi ekseni etrafındaki hareketinden dönme hareketi bir ortamdan başka bir ortama veya bir yerden başka bir yere gitmesi olayına ise arkadaşlar veya konum değiştirmesi olayına öteleme hareketi diyoruz. Bu yüzden titreşim dönme ötelemeyi de bu konuda öğrenmiş olduk arkadaşlar. Belirli şekil ve hacimleri yoktur. Gazları bulundukları kabın hacmini alırlar. Bir mol gaz taneci düşünelim arkadaşlar. Bir mol gaz tanecini 22,4 litrelik kaptan 200 litrelik kaba kadar 2 veya 2 tonluk veya 2000 litrelik kaplara kadar saplayabilirsiniz, doldurabilirsiniz. Bu yüzden gazlar hiçbir zaman belirli bir hacmi yoktur. Sadece hangi kaba koymuşsanız o kabın hacmini alırlar sevgili öğrenciler. Yani plazma haline. Şimdi bakın arkadaşlar. Maddenin katı haline enerji verdik. Enerji verdik, ne oldu? Ne oldu madde? Sıvı hale geçti. Enerji verdik, bakın daha serbest hale geçti. Artık bağımsız hale geldi tanecikler. Enerji verdik arkadaşlar. Atomlar iyonize oldu. Örneğin şöyle gösterebilirim. Burada tanecikler var arkadaşlar. Hem sıvı ortamı hem de gaz ortamı var. Ama bu tanecikler artı ve eksi yüklü iyon halinde arkadaşlar. Dolayısıyla taneciklerin nötr, katyon ve anyon taneciklerin aynı ortamda bulunduğu haline biz ne diyoruz? Plazma hali diyoruz. Burada arkadaşlar hem katyon var arkadaşlar, hem de anyon var arkadaşlar. Artı hem de nötr tanecikler var. Hepsinin karışımına biz ne diyoruz? Evet, plazma hali diyoruz. Plazmada daha çok iyonlar vardır arkadaşlar. İyonlar hareketlidirler. Bu yüzden plazma arkadaşlar elektrik iletkenliği olabilen bir haldir diyebiliriz. Enerji en fazladır. Çünkü bakın enerji vere vere geldik. En son ne haline geldik? Plazma haline geldik. Ben kırmızıyı göstereyim arkadaşlar. Buraya enerji diyelim. Buraya yine enerji diyelim. Yine arkadaşlar buraya enerji diyelim. Bakın arkadaşlar burada enerji en fazladır dedik. Pozitif ve negatif yükler serbest dolaşırlar arkadaşlar. Akışkandırlar. Neden anlayacağız? Örnek arkadaşlar magma, yani yer altındaki kızgın lavlar maddenin plazma hali örnektir. Mum alevi plazma hali örnektir. Auralar plazma hali örnektir. Yani birçok plazma hali sizlere verebiliriz. Yoğunlar katı ve sıvılardan az. Gazlardan büyüktür. Pek fazla tercih edilmez arkadaşlar. Yoğunluğu bir daha söyleyeyim. Yoğunluğu katı ve sıvılardan az. Gazlardan büyüktür. Yoğunluk katı ve sıvılardan az. Gazlardan iki defa yazmışız. Bazen böyle durumlar olabiliyor arkadaşlar. Yine iletken maddelerdir. Plazmalar elektriği ne yaparlar? Artı eksi hareketli iyonlar bulunduğu için elektriği iletirler. Yazalım isterseniz elektriği ne yaparlar? İletirler arkadaşlar. Maddenin enerjisinin en yüksek halidir. Plazma hali. Bunu geçmişte biliyorsunuz televizyonlarda, ekranlarda da ne yapılmıştı? Plazmalar kullanılmıştı. Plazma ortamında hareketli iyonlar olduğu için iletkenlik çok fazladır. İletkenlik sağlandığı için de arkadaşlar televizyon ekranı üzerinde parıldama, ışıldamalar, yani görüntü oluşumu plazma haliyle eskiden sağlanmıştı. Artık şimdi LED ve LCD televizyonlar plazma halinin yerini aldı. Tehlikeli de çünkü çok fazla miktarda voltaj olduğu için arkadaşlar yine tüplü televizyonların farkı yoktur. Yani çok yüksek voltaja sahip televizyonlar plazmadan üretilmiş idi. Şimdi arkadaşlar ben tahtamı silip arkadaşlar ne yapacağım? Bakın şunu söyleyeyim size, burada önemli olan plazmada enerji en fazladır. İkinci önemli, pozitif ve negatif yükler serbestçe dolaşırlar. Akışkanlık yine önemli maddelerinden biridir. Kaç tane akışkan maddemiz var arkadaşlar? 100 tane sıvı hali,
gaz hali arkadaşlar, plazma hali akışkandır. Çünkü hepsi bu üç maddede hareketlidirler. Ötelen hareketi yaparlar, konum değiştirirler. Bir yerden başka bir yere göç edebilirler. Biz bu halden dolayı akışkandır diyebiliriz. Ancak katıların böyle bir özelliği yok sevgili öğrenciler. Şimdi aralarındaki ilişkiyi göstermek istiyorum. Aralarındaki dönüşümler nelerdir? Madde kat halden sıvı hale geçerken ne olur? Sıvı halden gaz hale, gaz halden plazma haline geçerken nasıl bir değişiklikler oluşur? Bu değişikliklerin kimyadaki, bilimdeki literatürdeki ismi nedir? Onları beraberce görelim arkadaşlar. Ben hemen yazıyorum arkadaşlar maddenin katı hali. Şu kalemi alalım arkadaşlar. Maddenin katı hali yazıyorum. Katı halden sıvı hale geçiyorum arkadaşlar. Sıvı halden gaz hale geçiyorum. Gaz hal veya sıvı hali diyelim. Gaz hali diyelim. Ve buradan da dönüşümler meydana getirelim. Gaz halinden de nereye gidiyoruz? Evet, plazma haline geçiyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi bakın burada bunlar çift dönüşümlüdür. Yani tersine tepkimelerdir. Tersine tepkimeler olduğu için biz hepsine numara verelim. Bakın 1 ne oluyor? 2 ne oluyor? Buraya 3 ne oldu? 4 ne oldu arkadaşlar? Burası 5 ne oldu? 6 ne oldu? Buraya 7 ve buraya 8 ne oldu? Hal diyelim ve tek tek ben burada göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir nolu hal maddenin katı hali. Örneğin bu X maddesi olsun arkadaşlar. X katısına biz eğer ısı ve enerji verirseniz X sıvısına dönüşür. Olayda ne vardır arkadaşlar? Olayda erime olayı vardır. Erime olayı var arkadaşlar. Madde hal değiştirir. Olayın ismi erimedir. Endotermiktir. Endotermik olaydır arkadaşlar. Endotermik olduğu için biz şöyle gösteriyoruz. Isı soldadır. Bu önemlidir arkadaşlar. X sıvısına geçer. Düzensizlik artar. Bakın arkadaşlar yazalım. Düzensizlik artar. Sebep katı halden sıvı hale geçtiği için madde akışkan hale gelir. Yazalım. Akışkanlık oluşur arkadaşlar. Bu önemli maddedir arkadaşlar. Madde katı halden sıvı hale geçerken olay erimedir. Özellikle bunu bilin. İkincisi endotermik olduğunu bilin. Yani endotermik ne demek? Isı alan demek arkadaşlar. Isı alan olay. Basit bir örnek vermek istiyorum. Buzdolabından çıkardığımız buzu oda sıcaklığında tuttuğunuz zaman belli bir süre sonra madde sıvı hale geçer. Yani ortamdaki ısıyı absorbleyerek buz eriyerek sıvı hale geçer. Dolayısıyla katı halden sıvı hale daha düzensiz hale geçer arkadaşlar. Akışkanlık ortaya çıkar. İki nolu maddeye girelim arkadaşlar. Buraya biz bir diyelim kırmızı kalemle. Gelelim iki kırmızı kalemle iki diyelim arkadaşlar. Bakın tersi yani ilk sıvısı arkadaşlar neye dönüşüyor? X katısına dönüşüyor. Tabi eğer katıdan sıvıya geçme ısı alansa sıvıdan katıya geçmede ısı verendir. Bu yüzden ısıyı sağa yazıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla olay egzotermik olaydır. Isı veren olay arkadaşlar. Isı veren olay. Araba egzosundan aklınıza gelsin. Egzos dışarıya gaz verir. Egzo kelimesi demek her zaman dışarıya vermek demek. Egzotermik, termik ısı demek arkadaşlar. Isı vermek. Egzo dışarı, ısı veren olay arkadaşlar. Olayın ismi arkadaşlar önemlidir. Olayın ismi nedir sizce? Donma olayıdır arkadaşlar. Donma olayıdır, fiziksel bir olaydır. Peki başka düzensizlik azalalım. Düzensizlik azalır arkadaşlar. Madde katı hale geçerken daha düzenli hale geçer. Akışkanlık ortadan kaybolur diyebiliriz. Genelde 3 nolu halin arkadaşlar. 3 nolu değişim bakın sıvı halden gaz hale geçme. Ben hemen şöyle yazıyorum. Sıvıdan nereye gidiyoruz? Gaza gidiyoruz. Yani X sıvısını arkadaşlar X gazına veya bu haline dönüştürüyoruz. Burada ne olur yine? Isı alınır arkadaşlar. Bu yüzden endotermik olay arkadaşlar. Endotermik olaydır. Olayın ismi. Isı alandır. Madde arkadaşlar. Madde buharlaşır veya kaynar. İkisi de kullanılır. Buharlaşır veya kaynar. Hatırlayalım kaynama neydi arkadaşlar? Kaynama maddenin çok hızlı buharlaşmasıdır. Buharlaşmanın farkı budur. Buharlaşırken ortam sıcaklığı değişebilir. Buhar basıncı değişebilir. Ancak kaynarken buhar basıncı sabittir. Kaynayan tüm maddelerin buhar basıncı dış basıncı eşittir. Gelecek derslerde geleceğiz arkadaşlar. Madde buharlaşır veya kaynar. Endotermik ısı alan olay. Olayın ismini de söyledik arkadaşlar. Dolayısıyla düzensizlik önemlidir. Düzensizlik artar arkadaşlar. Çünkü madde daha akışkan hale geliyor.
Akışkanlık daha da arttı arkadaşlar, yazalım. Akışkanlık daha da artar. Daha da artar. Tansiyonlar daha serbest hale gelir. Daha düzensiz hareket etmeye başlarlar 3. olayda. Evet, bakın 1, 2, 3 nolu olayları bitirdik. Gelelim şimdi arkadaşlar 4 nolu olayımıza. Bakın bunları lütfen not alın, not çıkartın. ÖSYM kitaplarında pek fazla değinilmemiş. Sadece basitçe geçilmiş arkadaşlar. Soru yerisi eğer buralardan gelir orijinal soru olarak. Özellikle enerjinin olayına bakalım. Düzensizlik olayını iyi öğrenelim. Hemen siliyorum arkadaşlar. 4, 5 ve 6 nolu hale doğru ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi geldim arkadaşlar 4 nolu halimize. Bakıyorum gaz halinden sıvı hale geçiyor. Gazdan sıvıya geçiyor arkadaşlar. Onu şöyle gösterelim. Çok güzel olmadı. Hemen silip biraz daha güzelleştirelim. Gaz halinden ince bir ok sıvı hale geçiyoruz. Ne demek arkadaşlar? X gazı veya X buharını X sıvısına dönüştürüyoruz. Bazı kitaplarda X buharı X sıvısı şeklinde gösterebilir. İkisinin ince bir farkı vardır arkadaşlar. Çünkü gazı siz belli bir sıcaklık artık ve basınç üzerinde sıvılaştıramazsınız ama buharı her basınç ve sıcaklıkta sıvılaştırma yeteneğine sahipsiniz arkadaşlar. Buna biz kritik sıcaklık ve kritik basınç diyoruz. Şimdi gaz halinden sıvı hale geçmeye biz yoğuşma diyoruz arkadaşlar. Bu önemlidir. Yoğuşma olayı. Halk arasında arkadaşlar yoğunlaşma olayı olarak da bilinir. Yoğunlaşma olayı. Düzensizlik arkadaşlar azalır. Yazalım. Düzensizlik ne yapar arkadaşlar? Azalır. Bu önemli bir detaydır arkadaşlar. Madde katı sıvı gaz döngülerinde hiçbir zaman formülü değişmez arkadaşlar. Onu ben burada değinmek istiyorum. Fiziksel olaydır. Yani maddenin formülü gördüğünüz gibi değişmedi arkadaşlar. Serbest elektronlar yok. Gelelim 5 nolu haline arkadaşlar. Hemen 5 nolu haline yazıyorum. Veya 5 nolu yön arkadaşlar. Bakın katı halden nereye gidiyor? Gaz haline gidiyor. Yani X katısını ben X gazı olarak göstereceğim. Bu olay ismi arkadaşlar nedir? ÖSYM 2 yıl önce sordu. Olay ismi arkadaşlar süblimleşme olayıdır. Katıdan gaza geçiş süblimleşmedir. Örnek verelim, naftalinin süblimleşmesi, kuru buzun süblimleşmesi, iyotun süblimleşmesi. Ben bunu örnek verecek olursam örneğin O2 katısı arkadaşlar oda sıcaklığında O2 gazına dönüşebilir. Bu olaya biz süblimleşme diyoruz. Katı halden gaz hali K katı G gaz arkadaşlar. Olay ismi süblimleşmedir. Enerji alır. Yine arkadaşlar ısı yazarım buraya. Bakın burada biz ısı olayına değinmedik. Hemen ısı gazdan sıvıya gidip geçerken dışarıya ısı verir. Egzotermik olaydır şeklinde yazalım. Egzotermik olay. Arkadaşlar. Hal değişim olayında. Gazdan katıya doğru geçiş varsa arkadaşlar egzotermik olay. Katıdan gaza doğru bir geçiş varsa endotermik olay diyebiliriz. Bakın katıdan gaza geçmiş yine endotermik olay vardır sevgili öğrenciler. Yine düzensizlik burada ne yapar? Artar. Onu yazalım. Düzensizlik ne yapar? Artar. Çünkü madde akışkan olmayan durumda çok akışkan hale geçiyor. Çok yoğun yoğunken daha az yoğun hale geçiyor. Biliyorsunuz katı haldeki tanecikler sıkışıktır, istiflidir. Gaz haldeki tanecikler serbesttir. Birbirine bağımsızdır ve rastgele hareket ederler. Dolayısıyla arkadaşlar burada bakın olay ısı aldığı için artı ısıyı ben nereye yazacağım? Sol tarafa yazacağım. O önemlidir. ÖSYM bazen soruyor. Ben şuraya hemen değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Daha orijinal hale getirelim. X katı artı ısı arkadaşlar. X gazı haline geçerken endotermik olay gerçekleşir. Isı alan olay. Evet 3 nolu halimizi silip arkadaşlar hızlı bir şekilde ne yapıyorum ben? 6 nolu hale geçiyorum arkadaşlar. 6 nolu hal bakın ÖSYM yine sordu arkadaşlar. Madde gaz halden katı hale geçiyor. Yani X gazı arkadaşlar buradan X katısı artı ısı şeklinde bir reaksiyon yazabiliriz. Dışarıya ısı verdiği için egzotermik olaydır. Isı veren olay ortamı ısıtırlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Örnek hava yağışlıyken daha yumuşaktır, daha sıcaktır. Kuru ayaz duruma göre. Egzotermik olaydır arkadaşlar. Düzensizlik azalır. Düzensizlik ne yapar arkadaşlar? Azalır. Çok düzensiz halden daha düzenli hale geçer. Maddenin en düzenli hali biliyorsunuz katı halde sevgili öğrenciler.
Biz size azalar dedik. Yine başka bir özellik yazar edebiliriz. Bakalım arkadaşlar. Endotermik, ezotermik yazdık. Madde katarlar, sıvari. Ha, olay ismi çok önemli. Olay ismi arkadaşlar. Kıraulaşmadır. Kıraulaşmadır. Siz özellikle bu dönüşümlerden olay isimlerini önce öğreneceksiniz arkadaşlar. Olay ismi süpürleşme. Burada olay ismi var mı? Yoğuşma veya yoğunlaşma arkadaşlar. Özellikle olay isimleri bizim için çok önemlidir. Önce olay ismi, sonra enerjinin dönüşümü, sonra maddenin hal değişim olayının kimyadaki sistematik ismi arkadaşlar. 8 ve 7 nolu hale gelelim arkadaşlar. Ben yine şu 4 nolu hali siliyorum. Şöyle bir göz gezdirelim. Şöyle bir inceleyelim silmeden önce arkadaşlar. Aklımızda biraz daha ne yapsın? Olay dönüşümler kafamıza yatsın arkadaşlar. Evet, ben şimdi ne yapacağım? 7 ve 8 nolu hali sizlere veya 7 ve 8 nolu döngüyü anlatmak isteyeceğim. Kısaca 8'e geldik arkadaşlar. Veya özür dilerim, önce 7'yi yapalım arkadaşlar. 7 gaz halinden plazma haline geçiyorum madde. Gazdan yazıyorum. Plazma. Olay ismi arkadaşlar. Olay ismi iyonlaşma olduğu için arkadaşlar. İyonizasyon diyoruz. Bunu bilseniz yeterlidir. Olay ismi iyonizasyon olayıdır. Endotermiktir. Örneğin X gazını arkadaşlar ısı verirseniz X artı elektron eksiğe dönüşür. İşte bu olaya biz iyonlaşma veya iyonizasyon diyoruz. Yine endotermik olaydır. Yazalım. Endotermik olay diyebilir sevgili öğrencilerimiz. Maddenin kimyasal yapısı değişir. Bakın elektron verdiği için. Yazalım. Kimyasal yapı değişir. Bakın katıdan sıvı gazdan sıvı katı dönüşümlerinde kimyasal değişim yok. Fiziksel değişim var. Ancak plazma haline dönüşüm olayında kimyasal yapı değişir. Bugün bakın arkadaşlar bu da önemli bir kavramdır. Hemen ben buraya 8 nolu maddemi de yazmak istiyorum arkadaşlar. Yazalım 8 nolu maddemiz veya döngümüz. Maddenin plazma halinden gaz haline geçme olayı. Yani bu olayın tersi serbest katyon arkadaşlar. Bir tane elektron alarak X gazına dönüşürse bu olaya biz plazmadan gaz haline geçme diyoruz. Olay ismi arkadaşlar deionizasyon arkadaşlar. İyonizasyon tersi demek. Deionizasyon burada arkadaşlar elektron alma olayında. Bakın bu olay endotermik ise bu olay nedir arkadaşlar? Egzotermik olaydır diyebiliriz. Yine kimyasal yapı değişir. Onu yazalım buraya. Kimyasal yapı değişir sevgili öğrenciler. Çünkü elektron değişiyorsa kimyasal özellik de değişiyor demektir. Şimdi kaç tane olay öğrendik? 1. Erime. 2. Donma. Bunları üzerine yazmak istiyorum arkadaşlar. 1 neymiş? Erime olayı. 2 olay. 2. olay donma olayı. 3 nolu olay arkadaşlar. Kaynama veya buharlaşma arkadaşlar. Kaynama. 4 nolu olay arkadaşlar. Gaz halinden sıvıya geçmeye. Ne diyoruz? Yoğuşma diyoruz. 5 nolu olay arkadaşlar. Süblimleşme. Yazalım. Süblimleşme. 6 nolu olay. Kıraulaşma diyebiliriz sevgili öğrenciler. 7 ise iyonizasyon. 8 ise deionizasyondur sevgili öğrencilerimiz. Önce bunları öğreniyoruz. Sonra katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçerken ısı alır. Endotermik gazdan sıvıya, sıvıdan katıya geçerken ısı verir. Egzotermik katıdan gaza geçerken ısı alır. Endotermik gazdan katıya geçerken ısı verir. Egzotermik arkadaşlar. Yine iyonizasyon endotermik, deionizasyon endotermik olaydır diyebiliriz. Ben yine arkadaşlar kısa bir şekilde bu biraz daha bu dönüşümlerden bahsetmek istiyorum. Yani anlatmış olduğum tüm bilgileri biraz daha özelleştirmek istiyorum. Tahtamı hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi sildim arkadaşlar. Şurayı silelim. Şimdi arkadaşlar madde katı halden neye geçiyor? Sıvı hale. Sıvı halden neye geçiyor? Gaz hale geçiyor. Ben gaz halden plazma haline ayıracağım arkadaşlar. Bu gaz halden plazma ayırdım. Şimdi arkadaşlar soldan sağa giderken bakın bu yönde giderken bu önemlidir. Düzensizlik artar. Düzensizlik artar. Bunu iyi öğreniyoruz. İlk arkadaşlar toplam enerji artar. Yazalım. Toplam enerji ne yapar? Artar arkadaşlar. Maddenin potansiyel toplam enerjisi artar.
Tanecikler arası mesafe artar. Tanecikler arası mesafe artar arkadaşlar. Yine yapı değişmez, kimyasal formül korunur. Kimyasal formül arkadaşlar ne yapar? Ne yapar? Korunur. Bunu ispatlayalım. Örneğin sevgili öğrenciler, H2O katısı buzdur biliyorsunuz. Isı verdim, daha güzel hale geçti. Akışkan hale geçti. H2S'e döndü. H2O sıvısı diyorum. Biraz daha enerji verdiniz, ısı verdiniz, potansiyel S arttı. H2O buharına dönüşür. Yani bakın, tüm dönüşümlerde formül sabittir. Sadece fiziksel hal değişir arkadaşlar. Bunu iyi bilelim. Kimyasal yapı korunur. Formül korunur yani. Kimyasal yapı değişmez. Fiziksel özellik değişir. Yazalım. Fiziksel haller değişir arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Düzensizlik artar. Toplam enerji artar. Tanecikler arası mesafe artar. Yani katı halde arkadaşlar tanecikler biraz daha sıkı iken arkadaşlar sıvı halde biraz daha uzaklaşır. Gaz halde tamamen tanecikler birbirinden bağımsızdır şeklinde ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Tersini düşünelim. Gazdan sıvıya, katıya geçerken arkadaşlar bunların tersidir. Düzensizlik azalır. Yazalım. Düzensizlik azalır. Tersini yazıyorum. Kırmızıyla bakın. Toplam enerji azalır arkadaşlar. Toplam enerji ne yapar? Azalır. Tanecikler arası mesafe azalır. Yazalım. Tanecikler arası arkadaşlar. Mesafe azalır. Kimyasal formül korunur arkadaşlar. Yine kimyasal yapı korunur diyelim. Kimyasal yapı korunur sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bakın ne yaptım ben? Kırmızı yani gazdan katıya dönerken meydana gelecek değişimleri de bakın burada göstermiş oldum. Gazdan plazmaya geçerken arkadaşlar kimyasal yapı değişir. Düzensizlik artar. Önce yazalım. Özür dilerim. Düzensizlik azalır. Çünkü plazma sıvı halidir. Sıvıda iyonlar vardır. Düzensizlik arkadaşlar azalır. Bu birinci madde. İyonlaşma olur. Yazalım. İyonlaşma olur arkadaşlar. Toplam enerji artar. İyonlaşmayı göstermiştim ben size. Toplam enerji ne yapar? Artar. Kimyasal yapı değişir arkadaşlar. Kimyasal yapı değişir. Örnekleyelim. Arkadaşlar atomların, moleküllerin taneciklerin elektron alıp vermesi sonucunda meydana gelen karışık iyonize halidir. Plazma hali. Formülde göstermiştim zaten. Yani bir daha örnek verecek olsa X gazı arkadaşlar X artı artı elektron eksi. Fakat elektron verdiği için maddenin kimyasal yapısı özelliği değişir sevgili öğrenciler. Yoğunluktan bahsedelim. Biraz yoğunluktan bahsetmedik arkadaşlar. Katı halden sıvı hali, sıvıdan gaz hali geçerken yoğunluk daima artar. Onu buraya ekleyelim. Yoğunluk artar arkadaşlar. Yoğunluk artar. Tek bir istisnası vardır. Ben şimdi onu özür dilerim. Yoğunluk azalır. Hemen değiştiriyorum. Çok özür dilerim. Yoğunluk azalır. Çünkü katıdan gaza geçerken bakın madde sıkı halden daha düzensiz, istifsiz hale geliyor. Yoğunluk azalır. Yani yoğunluk neydi hatırlayalım? D eşittir. M bölü V'ydi. Birim hacmin kütlesine biz yoğunluk diyoruz. Maddenin hacmi arttığı için yoğunluk ne yapar? Azalır diyebiliriz. Ben arkadaşlar hemen tahtayı silerek bunun bir istisnası vardı. Ondan biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Hızlı bir şekilde tahtamızı siliyorum. Lütfen biraz düzensizliğimizi mazur görün arkadaşlar. Suyun özel durumu var demiştim arkadaşlar. Suyun özel durumunda yoğunluk gram bölü santimetre küp. Grafiğinde arkadaşlar şöyle bir durum vardır. Buraya da santigrat derece koyalım. Artı 4'te suyun yoğunluğu arkadaşlar 4 derecede en büyüktür. 1'e yakındır sevgili öğrenciler. Bu şu demek? Bakın arkadaşlar bu su 0 derece. Biliyorsunuz D buz yaklaşık 0.9 iken arkadaşlar D su yaklaşık olarak 1 gram bölü santimetre küp gram bölü santimetre küp idi. Yani buz su olurken yoğunluk artıyor. Şimdi 0 derecede bu dönüşüm gerçekleştiğini düşünelim. Buzun yoğunluğu ne yaptı? Buz suya dönerken yoğunluk arttı. Su ısınırken arkadaşlar artı 4 dereceye kadar şu grafiği yine yanlış çizdik.
Çok özür dilerim, biraz şimdi şey oldu, artık yorulduk galiba. Hemen değiştiriyorum arkadaşlar. Artı 4'te suyun öz kütlesi en büyüktür. İyi ki fark ettik sevgili öğrenciler. Şöyle bir grafik çizebiliriz. 1. Artı 4 derecede arkadaşlar suyun yoğunluğu en fazladır. Bakın 0 dereceden 4 dereceye giderken arkadaşlar sıcaklığı artarken yoğunluğu arttı. Daha sonra tekrar azalmaya başlar. Demiştik ya, katı halden sıvı hale, sıvı halden gaz hale geçerken genelde arkadaşlar yoğunluk artar demiştik. Yoğunluk artar demiştik. Ancak tek bir sınavı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buz su olurken yoğunluk ne yapıyor? 0 derecede artıyor sevgili öğrenciler. Bu bir istisnadır. Bir istisnadır, bakın. Artı 4 dereceye kadar sıcaklık artmasına rağmen suyun yoğunluğu artıyor. Normalde ne öğretiyoruz? Sıcaklık artarken yoğunluk azalır diyoruz. Bir istisna da burada var arkadaşlar. Onu gösterelim. İstisna. Yani yoğunlukla alakalı iki tane suyla buzla alakalı istisnamız var. Birincisi, buz su olurken yoğunluk artıyor. Şu kurala aykırı arkadaşlar. Özel durumlar arasında su olarak gelir. İkincisi, suyun sıcaklığı 4 dereceye çıkarken yoğunluğu 1'e doğru yaklaşır. Sonra 4 derece sonra yine azalmaya devam eder. Sevgili öğrenciler, dersimizi burada bitiriyoruz. Diğer video dersimizde konularla alakalı geniş örneklerimizle karşınızda olacağız.